Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, Ramazan-ı Şerif'te Rabbimize bol bol dua etmek, onun mağfiretini dilemek, hatta kelime-i şehadet, kelime-i tevhid getirmek, bunun manalarını tefekkür etmek, bunun dışında tesbih, tekbir, tehlil, tahmid gibi bütün bu manaları da dahil edebiliriz. Üstad bakiyat-ı salihat diye bunları söylüyor. Yani bu ne demek? Bakiyat-ı salihat böyle bizimle baki kalan salih ameller zümresinden. Biliyorsunuz kabre girişte insanın ailesi malı geride kalır ama onunla kalacak olan, yani o geride kalır, onunla devam edecek olan amelleridir. İşte inşallah bakiyat-ı salihat olarak ebede dek devam edecek salih ameller zümresinden olarak özellikle ifade edilen bu tesbihatlar, tahmidatlar, tekbiratlar, tehlilatlar önemli. Risale-i Nur'da da üstad aslında biliyorsunuz baştan sona kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti, tekbir, tesbih, tehlil gibi manaları ne yapıyor bizlere? Açıyor, tefekkür ediyor iman hakikatleriyle. Hatta üstad hazretlerinin Risale-i Nur'un özellikle tesbihatta zuhur ettiğini, Risale-i Nur'un ekser hakikatlerinin tesbihatta böyle geldiğini, ilham edildiğini, zuhur ettiğini söylemesi de bu sırdan olsa gerek. Şimdi bir önceki programımızda da aslında oradan da bir atıf yapmak istiyorum. Hatırlarsak kayıtları da vardır. Yani Ramazan-ı Şerif'le ilgili hani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluştur hadis-i şerifinin aslında uzunca bir rivayetin içerisinde yer aldığını paylaşmış. Ve bu rivayetin sonlarına doğru şu ifadeyi okumuştuk. Rabbinizin, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerden birisi kelime-i şehadete devam etmeniz. Yani özellikle bu ay için, Ramazan ayı için söylüyor bunu. Tabii her zaman mümin kelime-i tevhidi, kelime-i şehadeti getirir ama şimdi Ramazan ayında özellikle Rabbinizin rızasına sebep olan hasletlerden birisi kelime-i şehadete devam etmeniz, diğeri Allah'tan mağfiret dilemenizdir diye bir ifade vardı. Şimdi kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, kelime-i tevhidin manalarını tefekkür ve tezekkür etmek aynı zamanda yine bu manaya, kelime-i şehadet manasına devam etmek olacaktır. Bu vesileyle 20. mektuptan Üstad Hazretleri'nin kelime-i tevhidi, kısaca la ilahe illallah, kelime-i tevhid, ama tabi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyebiliriz. Bu kelime-i şehadet manasına da gelir. Kelime-i şehadetin kısa bir şekli, hem kelime-i tevhid. Bir de Üstad Hazretleri 20. mektubun başında tesbihatlarda okuduğumuz 11 kelimelik kelime-i tevhid kelamını, cümlesini bize izah ediyor. Bundaki tevhidle ilgili hüccetleri, beşaretleri, müjdeleri bizlere ifade ediyor. Buralardan okuyarak istifade edelim inşallah. 20. mektup Bismihi Subhanehu ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. Lehul mülkü ve lehul hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Bi yedihil hayr. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Ve ileyhil masir. Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i sahihada, yani bir sahih rivayette ismi azam mertebesini taşıyan şu cümle-i tevhidiyenin, şu okuduğumuz tevhid cümlesinin 11 kelimesi var. Her bir kelimesinde hem birer müjde ve beşaret, hem birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, yani Cenab-ı Hakk'ın rububiyet, Rab'lık sıfatının sıfatına ait bununla ilgili tevhid manasının mertebesi. Birer mertebe-i tevhid-i rububiyet. Yani biraz daha açarsak bunu, kelime manasını, Cenab-ı Hakk'ın böyle zerrelerden yıldızlara kadar aklımıza ne gelirse kainatta her şeyi her an terbiye etmesi, onların ihtiyaçlarını karşılaması, tedbirde bulunması, yani idare etmesi,
ve bundaki tevhid manası, yani hepsinin tek bir elden terbiye ve idare ediliyor olması. İşte bununla ilgili birer mertebe diyor. Birer mertebe-i tevhid-i rububiyet, hem bir ismi azam noktasında bir kibriya-i vahdet ve bir kemal-i vahdaniyet vardır. Yani hem Cenab-ı Hakk'ın birliğine dair bir kemal ve büyüklük. Bu büyük ve ulvi hakikatlerin izahını sair sözlere havale edip bir vade binaen şimdilik mücmel bir hulasa suretinde iki makam bir mukaddime ile ona bir fihrist de yapacağız. Mukaddime, kat'iyen bil ki hilkatin en yüksek gayesi, yani yaratılışın en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah'tır, Allah'a imandır. Bu yaratılışın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi. Yani insan hayatına baktığı zaman bir takım böyle bir şeylerle uğraşıyor olduğundan dolayı belli hedefleri olduğunu görecektir. Ama bütün bu hedeflerin, neticelerin, sonuçların aslında en büyüğü olması gerekeni nedir? Varlık amacı, yaratılışın en yüksek gayesi, fıtratın en yüce neticesi iman-ı billah. Yani Allah'a iman. İnsaniyetin en âli mertebesi, en yüksek mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı iman-ı billah içindeki, yani o Allah'a iman içerisindeki marifetullah'tır. Marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti o marifetullah içindeki muhabbetullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine, sevgisine mazhar olmak. Ve ruhu beşer için en halis sürur ve kalbi insan için en safi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir. Sıralamaya dikkat edelim. Marifetullah, muhabbetullah, lezzet-i ruhaniye. İnsan önce tanıyacak, tanıyacak ki sevecek, sevecek ki sevilecek ve bununla beraber lezzet-i ruhaniye olarak üstadın ifade ettiği o sevince, o ruhani lezzete kavuşmuş olacak. İşte marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve bilmek ve bu son nefesimize kadar devam edecek olan bir çaba, bir gayret. Yani bütün, çünkü Üstad Hazretleri başka yerde diyor, ulûm-u hakikiyenin menbaı, nuru, esası, madeni marifetullah'tır. Yine konferanstaki bir Zübeyir abinin verdiği konferanstan hatırlayacak olalım. İlimlerin şahı ve padişahı marifetullah'tır diyor. Yani yaratılışımızın gayesi, esas gayemiz Rabbimizi tanımak. Onu eserleriyle, yarattıklarıyla, fiilleriyle, icraatlarıyla. Dolayısıyla buralarda tecelli eden, kainatta, varlık aleminde ve hadiselerde tecelli eden, bizlere ibret dersleri veren, Esma-i Hüsna'sının tecellileriyle, cilveleriyle, nakışlarıyla Cenab-ı Hakk'ı tanımaya, bilmeye çalışmak, marifetullah. Ve Risale-i Nur baştan sona bütün iman hakikatleriyle kainat kitabını, varlık alemini nasıl okuyup tefekkür edebileceğimizi, bu marifetullah basamaklarında nasıl yükseleceğimizi ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ın muhabbetullahına da nasıl, yani onun muhabbetine, sevgisine nasıl mazhar olabileceğimizi ve neticede o lezzet-i ruhaniyeyi nasıl elde edeceğimizi gösteren eserler. Cenab-ı Hak hakkıyla istifade edebilmeyi nasip etsin bizlere. Evet, bütün hakiki saadet ve halis sürur ve şirin nimet ve safi lezzet. Evet, elbette marifetullah ve muhabbetullah'tadır. Cenab-ı Hakk'ı tanımak, bilmek, onun muhabbetine mazhar olmakta. Onlar onsuz olamaz. Cenab-ı Hakk'ı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envara, esrara, yani nihayetsiz saadete, mutluluğa dedi, nimete, envara, nurlara demek, esrara, sırlara. Ya bil kuvve veya bil fiil mazhardır. Yani kuvve olarak, istidat, kabiliyet veya potansiyel olarak diyebiliriz, manen de diyebiliriz veya bil fiil mazhardır. Fiilen, maddi olarak, yaşantı olarak
mazhardır. Bu nihayetsiz nurlara, saadetlere, sırlara. Onu hakiki tanımayan, sevmeyen, Cenab-ı Hakk'ı hakiki tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, alama, elemlere ve evhama, yani vehimlere, kuruntulara, şüphelere, manen ve maddeten müptela olur. Evet, şu perişan dünyada, avare nevi beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hamisiz bir surette, aciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu avare nevi beşer içinde, bu perişan fani dünyada, insan sahibini tanımazsa, malikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu, sergerdan başı dönmüş anlamında, başı dönmüş, şaşkın, ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, malikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder, o vahşetgah dünya bir tenezzügaha döner ve bir ticaretgah olur inşallah. Cenab-ı Hak bu satırları hakkıyla yaşayabilmek cümlemize nasip eylesin inşallah. Yine bir başka programda 20. mektuptaki bu tefekkürlere, satırlara devam etmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.